Tabletten de anlatabiliriz. Bizim Serik Aksu. Yeni keşiflerle yeni dil faylar tespit ediliyor. Şimdi bakarsınız körfez içerisinde bilmiyoruz. Körfezde yeni bir fay görüyorlar. Yani bunlar karalar. Tamam mı abi? Dünyayı siz bu parçaları görüyorsunuz. Ama biz yer bilimciler değerlendirirken şu siyah sınırlar var ya abi. Evet. Siyah sınırlar değerler. Çünkü bu sarıların altı bu mavide burada birleşiyor. Kütle. Dünyanın en büyük 8 kütlesinden bir tanesi. Afrika levhası. Bir yukarıda Avrasya levhası var abi. Şöyle söylüyorlar. İşte Antalya'da diri fay yok. Kardeşim en son yıkılan depremde de oluşan depremde diri fay değildi. Yani yaklaşık diri fay şu. Diri fay son 100 yıl içerisinde hareket etmemiş faya diyorlar. Çünkü canlı olmadığını. Bakın bu deprem 500 yıldır bu fay da sismik boşluktu. Yani 500 yıldır hareket etmeyen, hiç varlığını bildiğimiz fakat hiç hareket etmeyen bir faydı. Biz buna sismik boşluk diyorduk. Bu da diri değildi. Fakat bugün nelere sebep olduğunu görüyoruz. Antalya'da da buna benzer sismik boşluklarımız var. Hemen yanımızda Aksu var. Yine Korkuteli, döşeme altı, kemer fay sistemleri var. Ve denizin içinde ne olduğunu dahi bilmiyoruz. Bilinmezliklerle dolu. Fakat şunu biliyoruz. Körfezimizde bir dalma batma zonu var. Ve çok büyük deprem üretme yetisine sahip. Ama ne zaman üreteceğini bilmiyoruz. Hiçbiri olmasa bile. Bakın Adana'daki binalar depremden 200 kilometre uzakta olmasına rağmen yıkıldı. Bizim hemen batımızda Fethiye Burdur fay zonu var. Ve geçmişte yakın döneme kadar çok büyük depremler üretmiş. Ve hiçbir şey olmasa bile Fethiye Burdur'un fayının hareketinden bile bu coğrafya can ve mal kayıpları yaşanan çok net ve ortadadır. Kaldı ki kent merkezinde evet yani çok ciddi problemimiz yok ama 640 kilometre uzunluğunda bizim bir sahilimiz var. Ve biz Antakya'da yaşanan, Adıyaman'da yaşanan, Pazarcık'ta yaşanan depremler bize şunu göstermiştir ki zemin sıvılaşması. Yani deprem anında zemin su gibi davranıyor, taşıma gücü özelliğini yitiriyor ve yıkılıyor. Aynı zamanda depremin etkisini büyütüyor. Bakın özellikle Finike, Demre, Kemer, Manavgat, Serik, Alanya. Bakın bu ilçelerimizin hepsi denize yakın. Yani bu şu demek, 1-2 metre kazıyorsunuz, su çıkıyor. Ve buralar bizim Delta Ovası dediğimiz alüvyol zemin üzerine yapılmış. Yani depremin büyütme etkisinin çok fazla büyük olduğu yerler üzerine kurulmuş ve yapılaşan şehirler. Tamam, yapılaşabilirsiniz. Yani keşke açılmasaydı ama önemli değil. Kardeşim o zaman doğru denetim yapacaksınız. Denetim var mı? Kesinlikle yok. Bugün 19 ilçenin 17'sinde kazı kontrolü yapılmıyor. Kazı kontrolü nedir? Kazı kontrolü zemin etüdüne gidiyoruz. Firmalar arkadaşlar yapıyorlar. Ortaya diyorlar ki bir veri koyuyorlar. İşte buna göre yapmalısınız. Fakat rapor doğru. Yerine baktığınız zaman binayı doğru kazı yapmamış. Yani bina temelleri raporda belirtildiği gibi doğru zemine üzerine konmamış. Hiçbir kıymeti yok. Bunu yapmadığımız sürece yine bedel ödemeye devam edeceğiz. Kaldı ki bu ilçede hala ne yazık ki yer bilimciler yok. Bakın tehdidi gören, o raporları anlayabilecek, bunun dilinden anlayan yer bilimciler ama bugün ne yazık ki hala ciddi manada ülkede, bölgede, Antalya'da yer bilimci eksikliği var. Yapı denetim firmaları bugün evet üst yapıları ciddi manada kontrol ediyorlar, saygı duyuyoruz. Ama bina zemin ilişkisi anlamında kesinlikle kontrol etmiyorlar ve jeoloji mühendisleri burada yok, yerinde denetim ne yazık ki yapmıyorlar. Dışarıdan hizmet alıyorlar fakat yerinde denetim yok, çalıştırma zorunluluğu yok. Bir an önce bu yönetmelikler değiştirilmelidir. Değiştirilirse inanın %80 bu ülkeye can ve malına ciddi katkı sağlayacağız. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle bir mantık var ülkede. Diyor ki biz sahaya gittik gördük. Şöyle bir algı var. Bina görevini yapmış tamam. İnsanlar ölü çıkmamış. Bu ne demek abi? Yani bina yatmış. Bina parçalanmış. Yani artık oturulamaz hale gelmiş ama insan canını kurtarmış. Tamam evet çok değerli. Tabii ki can bizim için önemli. Kardeşim peki gerek var mıydı yani bu peki söylüyorum yani bu bina yıkılmasa daha iyi değil miydi yani? Kaç milyonluk burada servet yatıyor. İnanın bunlara gerek yok. Bizim yeterince doğru zeminimiz var. Yeterince uzmanımız var. Yeter ki artık bu insanlar yani bizler yer bilimciler lütfen dikkate alınsın. Bizim zeminimiz Maraş'ınkinden kat ve kat çok daha kötü. Bu demek oluyor ki çok daha az bir depremde çok daha fazla sallantı ve çok daha fazla yıkım anlamına geliyor.
Körfez içerisinde büyük depremlerimiz olmuş. Tarihsel kayıtlarda 8 büyüklüğün üzerinde deprem olmuş. Hemen bizim güneybatımızda. İşte hemen dibimizde Fethiye Burdur fay zonu var. Ve dediğim gibi deprem büyütmesine sahip zeminlerimiz var. Geçmişteki depremlere bakın. Finike depremi var. İnsanda canlı mal kayıplarına sebep olmuş. Neye rağmen geçmişte hem nüfus çok azdı hem de bu insanlar güvenli zeminlere bina yapmıştı. Buna rağmen bu insanlar bedel ödemiş. Ama bugün artık insanlar hem nüfusumuz çok daha fazla hem de zemin büyütme etkisine sahip zeminler üzerine artık yerleşim alanları geliyor. Yani bu bize gösteriyor ki önümüzdeki dönemde de Antalya'da ciddi ve büyük problemler yaşayabiliriz. Hala umut var. Hala umut var. Bir şeyler artık yapılmalı. Söylemlerimizi artık değiştirmeliyiz. Doğru zemin, doğru bina ve doğru denetim. Bunun için deprem öldürmez, bina öldürür değil. Faya olan yakınlıkta öldürür. Çürük zeminlerde öldürür. Sıvılaşmada öldürür. Zemin de öldürür. Bina da öldürür. Denetimsizlik de öldürür. Bunun için söylemlerimizi değiştirmeliyiz ki eyleme dönüşmesin.